Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Volkswagen Caddy. Aracımıza 9 inç Android multimedya cihazımızı entegre ettik. Gördüğünüz gibi ilk önce montajdan ilgili bazı bilgi vereyim. Aracın hatlarıyla birebir uyumlu 9 inç cihazımız. Soket yapısı, fabrikasyon aracın soket yapısıyla birebir uyumlu. Ken sistemi yine araca birebir uyumlu. Direksiyon kontrolleri sorunsuz çalışıyor. Kapı açma gibi farklı özellikleri size veriyor cihazımız. Bu da ken hattının tamamıyla uyumlu olmasından kaynaklı. Cihazımıza montaj sırasında bir de geri görüş kameramızı entegre ettik. Geri vites attığımız zaman otomatik geliyor. Boşaya da ileri alındığında devreden çıkıyor. Cihazımız Android 6.0 1 GB RAM 4 çekirdekli bir ürün. 1024x600 kapasitif ekrana sahip. Şöyle bir video kalitesini göstereyim. Bu Full HD bir video kalitesi. Bu gibi benzeri bütün video formatlarını açabiliyor. H264, MKV gibi yüksek çözünürlüklü videoların tamamını cihaz destekliyor altyapısı ve çalıştırabiliyor. Android'lerin zaten en büyük avantajlarından biri de bu tarz video kodek sorunu olmaması, birçok video kodeklerini çözüyor sorunsuz bir şekilde. Bu Windows ve global markaların eski versiyonlarındaki yaşanılan o sorunları bu cihazların tamamı gidermiş oluyor. Cihazımızda radyo var. Şöyle radyoyu gösterelim. Radyoda radyo data sistemi var. Dinlediğimiz radyo istasyonlarının isimlerini görürsünüz. 18 adet radyo istasyon kaydı var. Böyle birinci FM1'deki 6, FM2'deki, FM3'teki sırayla gider. 18 adet radyo istasyonu var. Dinlemek istediğimiz radyo istasyonu ayarlayıp tutup böyle çekip bırakabiliyoruz. Bu şekilde kayıtlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Radyo data sistemi de ilave bir özelliktir. Birçok marka modelde bu tarz bir özellik yoktur. Bunu antiparantez anlatayım. Cihazımızda ikinci bir özellik Bluetooth. Bluetooth'tan hem telefon görüşmesi hem telefondaki müzikleri aktarabiliyoruz. Telefon görüşmesine bu tarz cihazlarda genelde altyapısında sorun vardır. Sebebi şu gördüğünüz noktada sadece mikrofonun olması ve Bluetooth entegresinin kötü olması. Bizim bu cihazımızda üreticisi standartların üstünde bir ürün üretiyor. Harici mikrofonumuz var. Ve ayrıca cihazın üzerinde de mikrofon. Böylelikle Bluetooth görüşme kalitesi araç çalışıp belli bir kilometre hıza ulaştığında da sorunsuz telefon görüşmesini sağlar. USB üzerinden videolarımızı ve MP3'lerimizi oynatıyoruz. Demin gösterdiğim dahil hafızadan bir video oynattık. MP3'lerimizi oradan çalabiliyoruz. Cihazımız Android işletim sistemli olduğu için Wi-Fi'sinden şu anda telefonumuzu eşleştirdik. İnternet paylaşımı yaptık. Birçok uygulama kurulabiliyor Google Play Store'dan. Ben şu anda uygulamalar kurulu olmadığı için tarayıcı üzerinden YouTube ve benzeri bir uygulama açıyorum. YouTube açtım. Gördüğünüz gibi. Böylelikle birçok multimedya deneyimini sorunsuz yerine getirmiş oluyor. Cihazın ses çıkış değerleri 7388 diye adlandırılan bir entegre kullanılıyor. Bu entegre de 4x45 MOSFET çıkış gücü üretiyor. Çok keyifli müzik dinleyebiliyorsunuz. Standart kullanıcı için yeterli bir müzik düzeyi ortaya çıkarıyor cihaz. Videoda görüyorsunuz. Cihazın 1 GB RAM 4 çekirdek olmasına rağmen çekirdekteki hızı 1.6 GHz. Çok hızlı, sorunsuz akış sağlıyor.